Kanal T ekranlarından iyi akşamlar. Bugün yine Herbalist İbrahim Gökçek hocamla birlikteyiz. Kendisi bize değerli bilgiler verecek. Buyurun hocam, vakit kaybetmeden başlayalım. Üşütmeye bitkisel destek mümkün mü? Onu öğrenelim sizden. Evet. Üşütme. Sonbahar mı, ilkbahar mı, yaz ayında mıyız? Hangi aydayız bilmiyoruz. Neden? İklimler 4-5 senedir değişti. Hızla değişiyor. Bir bakıyorsunuz yaz havası, bir bakıyorsunuz sonbahar. Bir de bakıyoruz ilkbahar havası. Mevsimler hızla değişiyor. Hangi mevsimde yaşadığını insan tahmin edemiyor. Sabah iyice giyiniyor. Pardösüsünü, kazağını vesaire dışarı çıkıyor. Öğlenleyin tekrar ısınıyor. 20 derece olmuş. Tamam, üzerine çıkarıyor tekrar. Sürekli hava değiştiği için gün içerisinde bile değişiyor. Yaza benzemiyor, sonbahara benzemiyor, kışa benzemiyor. Neden böyle oldu? 4-5 senedir bu böyle. Tahmini olarak da 400-500 sene belki bu devam edecek. Nereden biliyoruz? Neden böyle oldu? Dünyanın ekseni biraz kaydı. Nasıl kaydı? Japon depremi dünyada en ağır depremlerden biri. 9.2 derecelik bir deprem oldu. Şili depremi de yine böyle 9 derecelik çok şiddetli bir deprem. Tsunami de yine böyle çok şiddetli büyük, 3 büyük deprem. Bu 3 büyük depremden sonra Asya'nın doğusu hafif kuzeye, Amerika hafif kuzeye, Asya'nın batısı ve Avrupa güneye doğru kaydı. Yani Türkiye hafif güneye kaydı. Subtropik iklimden hafif tropik iklime doğru kaydığı için Türkiye iklimler şaşırdı. Dengeler bozuldu. Bu nedenle bundan sonra kolay kolay kış olmaz, olsa da çok hızlı geçecek vaziyet, onu gösteriyor. Ve bu da tahminen dünyada 300-400 senede bir oluyor dalga dalga. İklimler 300-400 senede bir çok şekil değiştiriyor, yön değiştiriyor. Depremlerden dolayı. Evet, iklimler değiştiği için 4-5 senedir bu böyle devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek yani. Artık kolay kolay kış olmayacak. Olsa da çok hafif geçecek. Eskisi gibi. Mesela eskiden ben köydeyken 10 yaşında bir kış olmuştu. Biz tabii baktık saate, saat 8, hala ortalık karanlık. Okula gideceğiz. Annem rahmetli dedi ki, oğlum yatın dedi, saat yanlış. Tekrar her taraf tekrar yattık. 9 oldu, yine karanlık. 10 oldu, yine karanlık. Amcamın çocukları okula gitmişler, bakmışlar beni görmemişler, merak etmişler. Gelmişler, bakmışlar ki bizim ev kar altında kalmış. Bütün 3 metre uzunluğunda böyle yükseklikte kar evi tamamen kapamış. Böyle tünel açar gibi açtılar, kapıyı buldular. Öylece biz, ölen olmuş. Şimdi o karlar artık geçti, bitti. Mevsim değişti. Hızlı değişim olduğu için mevsimsel, yani sonbaharda aynı anda ilkbahar, yazı, sonbaharı yaşıyoruz. Gün içerisinde de bile iklim değiştiği için insanlar çok kolay hastalanır. Bünye buna uyum sağlayamıyor. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Özel formüller geliştirmek gerekir. Üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlara karşı bünyeyi güçlendirmek için çok özel bir formül. Nedir? Nane. Evet. 15 gram nane. Yani 2 litre suya, 2 litre kaynar suya, mesela 3-4 kişilik bir aileyi düşünecek olursak, mesela 2 litrelik bir çaydanlıkta hazırlayabiliriz. Naneden 15 gram, efendim, ıhlamurdan 15 gram, ekinezya 10 gram, tarçından bir tane tarçın çubuğu 5 gram. Zerdeçal çok sert olduğu için zerdeçaldan fazla almıyoruz. 5 gram. Sadece bunların karışımından bir çay yapabiliriz. Fakat buna limon ilave edersek, limonun suyunu sıktıktan sonra kabuğunu atmıyoruz. Çünkü limonun kabuğundaki eterik yağlar antiviral, antibakteriyel, yani bakteri, virüs ve mantarları öldürücü özelliğe sahip. Bu nedenle de limon kolonyası çok seviliyor, değil mi?
vücudu rahatlatıyor kişiyi. Vücudu temizliyor, arıtıyor. Kabını atmıyoruz, çaydanla birlikte koyuyoruz. Limon suyunu çıktıktan sonra. Buna ne ilave edilebilir? Zencefil. Şu gördüğünüz küçük bir parça. Koparıyoruz. Kabuğunu soyduktan sonra 20 gram zencefil. Bu gördüğünüz aloe vera yaprağı. Aloe vera pardon. Kendim de hazırlamam lazım. Vakit bulamıyoruz. Kendim anlatıyorum. Kendim vakit bulamıyorum. Bu 20 gram aloe vera yaprağı. Evet, şimdi hiç kimsenin görmediği, bilmediği yeni bir bitki. Nedir bu? İncir kaktüsü veyahut da Hint inciri de denir. Bundan da 15 gram. Yani toplam buraya incir kaktüsünün yaprağından 15 gram, aloe vera yaprağından 15 gram, zencefilden 20 gram, bir limon ve buradaki çaylar. Demliyoruz, ne yapıyoruz? Demledikten sonra süzüp biraz da bal katarak içiyoruz. Ne yapıyor? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudu temizliyor, arıtıyor. Aloe vera ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış, bağışıklık sistemini güçlendirdiği birçok klinik araştırması var. Saymaya gerek yok çünkü ben bunun hakkında çok konuştum. Zencefil ile ilgili klinik araştırmalar yüzlerce, bilgi var, belge var. Ayrı ayrı detaya girmeye gerek yok. Efendim burada ıhlamurla da ilgili zaten hemen hemen her evde eskiden beri sobaların üzerinde sürekli ıhlamur çaydanlığı olur, bilinir. Herkes akşamları ıhlamur çayı içer. Yani siyah çay son yıllarda moda oldu. Eskiden ıhlamur içilirdi. Sonbahar, kış aylarında. Ekineziye ise Kızılderililer tarafından 4000 yıldır üşütme, grip, nezleye karşı kullanılır. Onların da çayı bu. Yani ekinezya. Çok güzel bir çiçek. Çiçeği, çiçek tabanı bakır renginde olduğu için bakır çiçeği de denir. Dış görünümü şöyle kipriye benzediği için kipri otu da denir. Bu bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli bitkilerden biridir. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Avrupa'da 141 bin üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlığı olan çocuklara bunun şurubu damlası derecesi verilerek çocuklar, bebekler tedavi edilmiş. Yani 141 bin çocuk bir yılda. Bununla ilgili çok büyük klinik araştırmalar var. Herhangi bir yan etkisi yok, herhangi bir zararı yok. Her şekilde kullanılabilir. Tarçın ise faydalarını saymakla bitmez. Özellikle pankreası güçlendirir. Şeker hastaları için idealdir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Çaya çok güzel aromatik bir tat verir. Evet, zerdeçalın tozu ise bunu anlatmaya gerek yok. Bunun üzerinde geçen hafta çok durduk. Antikanserojen bir madde içerir. Kurkumin. Kurkumin hücre içerisinde hücre çekirdeği var. Hücre çekirdeği içerisinde DNA, DNA'nın içerisinde kromozom. Kromozomlar da genlerden meydana gelir. İşte 17. kromozomun içerisinde bir gen var. P53. Bu hücre yenileyici, hücre tamir edici bir gen. P53. Zerdeçalı birleşimindeki kurkumin aynı P53 gibi hareket ediyor. Hücreyi yeniliyor, tamir ediyor. Deformasyona uğrayan, tahribata uğrayan hücreyi yenileyici özelliğe sahip. Antikanserojen, bağışıklık sistemini güçlendirici, anti-aging, antioksidan özelliklere sahip. Yani kişi bunlara, bu karışımlardan çay hazırlar da içerse ailece sağlıklı, sıhhatli olur. Hiçbir problem yaşamaz. Hocam üşütme demişken seyircilerimiz sinüziti de merak ediyor. Sinüzite bitkisel destek mümkün mü? Onu da öğrenelim sizden. Tabii tabii. Sinüzit. Evet. Şimdi mesela birçok insanda sinüzit problemi yaşanıyor. Mesela diyelim ki orta kulak iltihabı var. Nereye gidiyor buradaki bakteri? Orta kulaktan. Orta kulaktan boğaza açılan östaki borusu nereye gidiyor? Geniz etine sebep oluyor. Geniz eti enfeksiyonuna sebep oluyor.
Buradan boğazı açıldığı için bademcik enfeksiyonu sebep oluyor. Faranjite sebep oluyor. Yani bir kişi de sinüzit olursa orta kulak iltihaplanması, orta kulak iltihaplanma olursa geniz eti büyümesi, özellikle küçük çocuklarda üstteki borusu dar olduğu için, buradaki sıvı akmadığı için, iltihap yoğunlaştığı için geniz eti büyümesi başlar. Bu da bademcik iltihaplanmasına sebep olur. Faranjite sebep olur, laranjite sebep olur, gırtlak iltihaplanmasına. O da bronşite, astıma, yani nefes yollarında herhangi bir yerinde bir iltihap olursa bütün nefes yollarına yayılır. Tedavi edilmeyen bronşit, astım, alerjik vesaire yavaş yavaş yayılır. Sinüsler, bilindiği gibi bu burun boşluğu, çene boşluğu, alın boşluğu. Bunun üzerinde sinüslerde halının üstündeki iplik gibi silar selin dediğimiz tüysü hücreler var. Almış olduğumuz hava tüysü hücreler tarafından burada hava normal buz gibi bir havayı teneffüs ettik diyelim. Sinüslerde bu bir ayar yapılır. Nemlendirilir, ısıtılır. Öylece akciğere gider. Alınan hava direkt soğuk olarak akciğere gitse kişi üşütür. Direkt hemen akciğere gitmez. Bu nedenle ağızla nefes almak iyi değil. Alışkanlık haline getirip burundan nefes almak gerekir. Burundan nefes aldığında burundaki bu tüysü hücreler havanın içindeki toz, kıl, tüy, bakteri, virüs, mantar ne varsa onu kendine bağlar. Sümük doğal bir antibiyotiktir. Ne yapar? Mikropları öldürür. Sümsürdüğünüzde sümükle birlikte bütün bakteri, virüs ve mantarları atarsınız, temizler. Yani yaşatmaz orada hiçbir şey. Hem havaya ayar verir, ısısını ayarlar, hem de havayla birlikte almış olduğumuz mikropları yok eder sümük. Çok önemlidir. Bir kişi günde bir bardak sümük salgılar, sinüsler. Sinüzit de, geniz eti ise bununla ilgili küçük çocuklarda daha çok geniz eti problemi olur. Çünkü orta kulaktan boğaza açılan östeki borusu çok dar olduğu için küçük çocuklarda, bebeklerde geniz etine adenoid denir. Yani bu da bir çeşit lenf bezesi. Burada ne yapıyor? Bakteri, virüs ve mantarlara karşı özel salgılar salgılıyor. Eğer ki orta kulak iltihaplanması olursa, sinüzit olursa geniz eti de iltihap bulaşır, mikrop bulaşır. Geniz eti büyür. Ama birçoğu ne yapıyor? Geniz eti iltihaplanması, büyümesi olduğu zaman hemen ameliyat. Ameliyat olduğunuz zaman o bir küçük organcık. İleride daha büyük hastalıkları tetikler. Hemen ameliyat olmak iyi değil. Yani onu iyileştirmek çok çok kolay. Nasıl kolay? Çok güzel bir bitki var. Afrika ıtırı. Pelargonium zidoides. Pelargonium reniforme. Bu değil. Bulamayacağız. Bakalım bu mu acaba? Evet. Gördünüz şu çiçeğini gördünüz. Lira. 1050 çeşit ıtır var. Sardunyagiller. Bunun içerisinde 1050 bitkiden sadece ikisi şifalı. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme. Güney Afrika'da yetişir. İsteyen Akdeniz bölgesinde de yetişebilir. Yani Akdeniz, Türkiye'nin Akdeniz iklimiyle Güney Afrika iklimi hemen hemen aynı. Akdeniz bölgesinde Ege'de yetiştirmek mümkün. Bu bitki 1937 yılına kadar, yani penisilin piyasaya sürülene kadar dünyada, özellikle Avrupa ve Amerika'da doğal antibiyotik olarak kullanılıyordu. Ne zaman ki penisilin icat edildi, unutuldu. Fakat penisilinin birçok yan etkisi ortaya çıkınca ne oldu? Penisilin alerjik hastalıkları, cilt hastalıklarını tetiklediği ortaya çıktı. Hatta ölümlere sebep olduğu ortaya çıkınca birçok yan etkisi ortaya çıktı. Bu nedenle tekrar Avrupa'da ıtıra döndüler. Itırın birçok firma damlasını, derecesini, kapsülünü üretiyor. Mesela geçen sene, bir sene içerisinde 50 bin küçük çocuk ve bebekteki sinüzit, faranjit, geniz eti gibi rahatsızlıkları olan çocuklar üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiştir. Klinik araştırması yapılmış. 50 bin çocuk üzerinde Avrupa'da.
ve mükemmel doğal bir antibiyotik. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Kimyasal madde gibi değil. Yan etkisi yok. Yani geniz etini ameliyatsız iyileştirmek mümkündür. Yani geniz eti tedavi edilmese buradaki mikrop nereye bulaşır? Bademciklere. Bu sefer bademcik problemi başlar. Yani bu nefes yollarındaki herhangi bir rahatsızlık, bakteri, virüs veya mantarların sebep olmuş olduğu enfeksiyonlar birbirini hemen bulaşır. Tedavi edilmezse, iyileşmezse akciğer öksürükle başlar. Hafif hafif iyileşmedi mi, çare bulunmasa, çözüm üretilmezse bronşit. O da çözüm üretilmezse astıma kadar, o da Allah korusun kuaha kadar, akciğeri çürütene kadar gider. Yani basit bir rahatsızlık çok çok büyük rahatsızlığı tetikler. Bu gördüğünüzde kekik. Kekiğin bilinen Türkiye'de 52 türü var. Bahçe kekiğine Tumus vulgaris denir. Tumus vulgaris. Bu bitkiyle ilgili Avrupa'da birçok klinik araştırması yapılmış. Mesela bir klinik araştırmasında 7783 bronşit, astım gibi rahatsızları olan hastalar tedavi edilmiştir. Kekikten elde edilen ama bitkinin kendisiyle değil, destilasyon veya ekstraksiyonla elde edilen ekstraktıyla hastalar üzerinde denenmiş, hastalar tedavi edilmiştir kekikle. Türkiye'de kekik deyince genellikle bilya keki veya lila renkli kekik, beyaz kekik, kara kekik gibi çeşit kekik türleri, onlar anlaşılıyor. Oysa en etkili olan nedir? Tumus vulgaris dediğimiz Latincesi tümün bahçe kekiği. Etkili olan budur. Diğerlerinde belki biraz yani %5, %10, %20 etkileri olabilir. Ama hiçbir kekik türü Tumus vulgaris'i tutmaz. Bu özel bahçede yetiştirildiği için, yani zahmetli bir iş olduğu için çoğu bunu yapmıyor. Dağdan gidip origanum, mesela Suriye'nin origanum denen bir bitki var, güve otu. Tadı, içimi biraz kekiğe benzediği için birçoğu bilya kekik diye güve otunu piyasaya sürüyor. Bu biraz yanlış maalesef. Türkiye'de kekik yerine güve otu satılıyor. Hocam, kış aylarında en çok etkisini gösteren hastalıklardan biri de faranjit. İsterseniz seyirci okumda da destek verelim. Evet, tabii ki. Söylediğim gibi geniz etindeki problem tedavi edilmese, orta kulak iltihaplanması önlenmezse, sinüzitteki rahatsızlık vesaire, bu faranjit tetikler. Faranjiti tetikleyen birçok faktör var. Bakteri, virüs, mantar. Aslında faranjiti iyileştirmek çok çok kolay. Mesela ada çayı. Ada çayı faranjite karşı dünyada en etkili bitki. Fakat hangi ada çayı? Salvia officinalis, yani şifalı ada çayı. 83 çeşit Türkiye'de ada çayı var. Sadece biri şifalıdır. Diğerleri de öyle zevk için içilebilir. Ama en etkilisi, kullanılan, bilinen, etkili olanı Salvia officinalis. Kişi mesela bademcikleri ceviz kadar büyümüş, şişmiş, iltihaplanmış olsa, ameliyat edilmesi gerekiyor dahi olsa, ada çayının 2-3 hafta çayını içsin, ceviz kadar olan bademciği tertemiz eder, içinde hiçbir pislik bırakmaz, mikrop bırakmaz. Faranjit eğer ki iyileşmiyorsa, kronikleşmişse, bunu tetikleyen başka faktörler de olur. Hocam, kısa bir aramız varmış. Reklamlardan sonra tekrar görüşeceğiz. Tekrar birlikteyiz. Buyurun hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Biraz önce bahsetmiştim. Afrika ıtırı, Pelargonium zydioides, Pelargonium reniforme. Bu bitkinin kökünün destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktından biz çok özel bir formül geliştirdik. Nedir? Itır forte. Itır forte, orta kulak iltihaplanması, sinüzit, faranjit, geniz eti, bademcik, yani nefes yolları için dünyada en etkili bitkidir. Doğal olarak, doğal antibiyotik olarak kullanılıyor. Avrupa'da da üretiliyor. Amerika'da da satılıyor. Dünyanın her tarafında doğal antibiyotik olarak kullanılıyor. Biz bunu geliştirdik, daha etkili hale getirdik. Nasıl geliştirdik? Birleşiminde ekinezya, sinirli ot,
adaçayı, at kuyruğu otu, lavanta, çakır diken gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Mesela bir beyefendi bize geldi, Eyüp'te oturuyor, sabah sabah aradı, dedi ki 15 yıldır öksürüyorum, 30 yıldır sigara kullanmış, 15 yıldır öksürüyor. Saat gece 3 başlıyor, alarm kurulmuş gibi öksürmeye uyumuyor. Ne kendi uyuyor, ne ailesini uyutuyor. Dedi ki böyle bir rahatsızlığım var, ne yapabilirsiniz? Deneyeceğiz, bilmiyorum, böyle bir durumda hiç karşılaşmadım. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Peki dedi. Beyefendi geldi, dedim ki 3-4 ayda iyileşebilirsiniz. Yani, tabii ki burada iksir bağışıklık sistemini güçlendirir. İksir olmadan olmaz. İksir vücudu temizler, arıtır. Karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, bağırsakları karaciğer tedavi etmedikçe, iyileşmedikçe hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. Bağırsaklar ve karaciğer için nedir? İksir, aloe vera jel şart. Bunlar detoks, vücudu arıtıcı, temizleyici. Artı hastalığa yönelik ürün. Deneyelim bakalım dedim. 2 hafta sonra, 15 gün sonra geldi, dedi ki ben artık kullanmıyorum. Ne oldu? Yanlış bir şey mi oldu? Hayır dedi, iyileştim. Öksürmüyorum. Ya olsun, yine de kullanın, çünkü bu sizdeki kronik bir vaka, zaman alır iyileşmesi. Hemen iyileşme bırakmayacaksın. Hayır hayır, ihtiyacım yok. Bıraktı, tamam. Olurdu, sen bilirsin. Bir de mesela bir aile 12-13 yaşında çocuklarını, çocuk böyle hırıltı halinde, böyle havlar şekilde nefes çıkarıyor. Nefes alamıyor. Konuşurken davranışlarında üşütmüş. Zamanla bu da bronşite çevirmiş. Gırtlak, faranjit, yani hepsi bir arada. Çok çok zorlanıyor. Bakacağız, deneyeceğiz dedim. Yine aynı şekilde ıtır forte, kekik forte. Itır forte ile kekik forte arasında ne fark var? Kekik daha çok akciğer, öksürük, bronşit, astım gibi rahatsızlarda etkili. Bununla da ilgili birçok, kekikle ilgili klinik araştırması yapılmış. Binlerce Avrupa'da, burada dergide, kitaplarda bununla ilgili ayrıntılı bilgiler var. İsteyen doğaltedavi.net veya org gibi sitelere girerek görebilirler. Yani binlerce klinik araştırması var. Etkisi ispatlanmış. Yeni bir şey söylemiyoruz. Yani binlerce araştırma var. İnsanlar üzerinde denemiş. Bu çocukta yani 6 hafta kullandıktan sonra bronşitten kurtuldu. Hiçbir şey kalmadı. Bağcılar'da bir aile tanıdım. Ziyarete gittim. 3 tane kızı var. Biri 9-10 yaşlarında, diğeri 5-6 yaşında, küçüğü de 1,5 yaşında. Büyüğü astım hastası. Nöbeti geldi mi çocuğun mosmor oluyor. Hastaneye yetiştirmezlerse nefes alamıyor. Öldü, ölecek. Bütün aile panik. Yanında ilacı olmazsa, biterse tamam. Özel spreyler vesaire. Ya ne yapacağız, ne yapacağız? Panik yok dedim. İksir, aloe vera jel, kekik forte, ıtır forte, bronş çayı. Kullanacak, bakacağız. Tamam. 3 hafta kullandı, ya artık çocuk nöbet geçirmiyor. İlaç kullanmıyorlar, ilacı bırakmışlar, diğer kimyasal ilaçları. Buna rağmen herhangi bir rahatsızlık yok 3 hafta içerisinde. Olabilir ama akciğerin tamamen temizlenmesi 3-4 ay alır. Sabrederseniz hiçbir şey kalmaz. Şimdi 5 yıl geçti aradan, hiçbir rahatsızlığı yok. Çocuk yanında o spreyler vesaire olmadan yaşaması mümkün değildi. Unuttukları zaman, yanında olmadığı zaman hapı, spreyi, yani nöbeti geçirdiği zaman mosmor oluyordu. Öyle kalıyordu yani. Çok perişan oluyordu aile. Hiçbir rahatsızlık kalmadı 3 hafta içerisinde. Ama onlar yine de tedbir amaçlı 3-4 ay düzenli kullandı. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi çok enteresan ve güzel bir ürün daha var. Nedir bu? Adaçayı forte. Adaçayı bademcik iltihaplanmasına, bademcik şişmesine, büyümesine karşı ve faranjite karşı etkili. Mükemmel yani, doğal bir antibiyotik bu da. Benim küçük oğlum bademcikleri şişmiş. Ceviz kadar olmuştu. Çocuk yazın dondurma yiyor. Ya çocuk çok yeme diyoruz, yine yiyor. Sonbaharda yine dondurma yiyor. Tabii ki seviyor. İyi, hoş, güzel de bademcikleri şişiyor. Ondan sonra tabii bir şey yerken, içerken bademcikleri şiştiği için zorlanıyor, yutkunamıyor, ağrıyor, sızlıyor. Bana geliyor, diyor ki baba
durum kötü. Tamam. İksir aloe jel efendim ada çayı içiyor. Çocuk 3-4 gün sonra hemen iyileşir iyileşmez bırakıyor. Tekrar başlıyor. Dondurma yemeye vesaire. Soğuk havada geziyor tozu üstünü başını iyi giyinmeden. Aa, olmaz dedim. İkide bir hastalanıyor, ikide bir hastalanıyor. Buna çare bulacağım. Her gün dikkat edin, gel bakayım buraya. Ben vereceğim dedim bundan sonra. İksir, aloe vera jel, ada çayı vardı. Sürekli düzenli kontrol ettim, kontrol ettim. Çocuğun bademcikleri 6 haftada ceviz kadar olan bademcikleri kuru fasulye kadar kaldı. Tertemiz oldu, içindeki bütün pislik aktı. Çocuğun bu yüzü, ağzı, etrafı böyle sivilce gibi yaralar çıktı, böyle uçuk oluştu. Hanım dedi ki ya ne yaptın sen çocuğu? Daha kötü oldu, panik yok. Sinir kökündeki herpes virüsünü dışarı attı. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun Allah'tan, değil mi? Virüsü attı. Artık bu çocuk kolay kolay dedim hastalanmaz. Panik olma. Çünkü sinir kökünde saklanıyor herpes, simiklex tip 1 virüsü. Ağız bölgesinde, burunda, dudakta olur. Ağız içinde olur. Bir de herpes simiplex tip 2 virüsü var. Bu da genital bölgede olur. O kansere bile sebep olur. O daha tehlikeli. Herpes simiplex HPV 2, HSV 2. O daha tehlikeli. Ha, çocuğun tamam ağzı yüzü tertemiz oldu. Hiçbir şey kalmadı. Elhamdülillah. Ondan sonra da bugüne kadar öyle kolay kolay pek hastalanmadı. Ada çayı, ha biz bunun içerisinde sadece ada çayı ekstraktına oluşmuyor. Bunun birleşiminde ada çayı ekstraktı var, yine ıtır ekstraktı var, kekik ekstraktı var fakat oranlar farklı. Mesela bademcik iltihaplanması şişmesinde, farenjitte ada çayı ağırlıklı. Sinüzitte, mesela sinüzitlerinde, genizetinde, orta kulak iltihaplanmasında ıtır ekstraktı ağırlıklı. Akciğer, bronşitti, efendim, astımdı, öksürük gibi rahatsızlarda kekik daha ağırlıklı. Yani oranlar değişik değişik. Rahatsızlığa göre. Kişi, bu tür rahatsız olan kişiler bunları kullandığı zaman problem ortadan kalkar. Fakat tabii ki her hastalıkta, her rahatsızlıkta mutlaka iksir kullanmak gerekir. İksir nedir? Bağışıklık sistemini güçlendirir. Karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, damarların iç yüzünde olan plakları çözer, bağışıklık sistemini harekete geçirir. Normal olarak insan vücudunda, kanında ve hücreler arasında dolaşan bir hücre var. Makrofaj. Yani zararlı bakteri, virüs ve mantarları öldürür. T şeklinde, Y şeklinde mikroplara böyle antikorlar fırlatır. Bir, iki, oksijeni parçalayarak tek moleküle düşüren tek varlıktır kainatta. Bunu Tom Hawk füzesi gibi parçalar ve ateş eder. Oksijeni tek moleküle döndürür. Kanımızda dolaşan bu makrofaj. Oksijeni tek moleküle dönüştürür. Bunu raket gibi kullanır. Mikropları öldürmek için. Püskürt yok eder. İşte bu makrofajın çapı, genişliği, büyüklüğü 8 nanometre. Ama bazı damarlar var, gözdeki bazı damarlar, kulaktaki bazı damarlar, yani hassas organlardaki damarların çapı 6 nanometre. Peki nasıl geçecek bu makrofaj? Büyük, daha büyük. Kolları var böyle ahtapot gibi. Hareket halinde sanki binlerce gözü varmış gibi mikropları gördüğü zaman yok eder. İşte bunu hareket edebilmesi için damarların iç yüzeyinde plak oluşmaması, damarların sertleşmemiş olması gerekir. Bu nedenle iksir ne yapıyor? Bütün organlardaki yağları eritir. Bir, damarları açar, makrofajı harekete geçirir, uyandırır. Hocam programımızın sonuna gelmişiz. Evet, bu değerli bilgilerle programımızı noktalandırıyoruz. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.